sevgili izleyiciler, Fatma bize çocuğun gömülmüş olabileceğini iddia ettiği bir yer Fatma gösterdi. Fatma kendine baraba yediler zaten bu koyunları geçirleri bilen bununla. Tahsin Beyciğim bir dakika. Yani Fatma bize hep şunu söylüyor. Benim kızım bir yerde yani sizin babanızın bir arazisi varmış. Çocuğun orada öldürdüğünü, Mustafa'nın orada öldürdüğünü ve o araziye de gömüldüğünü söylüyor. Biz o arazide çekimler yaptık. Onu ekranlara getireceğim ben birazdan. Öyle yapalım. Önce onu getirelim, sonra arkasından drone'u getirelim, drone'lu görüntüyü. Arkasından da bu Zeynep Kod adlı Mehrican'ın Fatma için Mustafa ile beraber nasıl kumpas kurduğunu onu açıklayacağım birazdan. Öte yandan oğlu ile ilgili görüntülerini açıklayacağım. Hatta o görüntüleri Fatma'nın ve oğlunun birbirine sarıldığı anları ekranlara getireyim. Ben dün aslında onu biraz sinyalini verdim sevgili izleyiciler. Yasin, çünkü sosyal medyada canlı yayın açıldığı sırada bir adam geliyor diyor ki ben diyor Fatma'yı seviyorum diyor bir hesaptan. O hesabın ne olduğunu, kim olduğunu, kimlerle bağlantısı olduğunu birazdan o gerçekleri öğreneceksiniz ama Fatma bir sana bugüne kadar bak bir şey sordum. Tahsin Beyciğim, senin torunun maalesef öldürülmüş. Hatta evet. Fatma'nın iddiasına göre oğlunu öldürmüş. Yani babası öldürmüş. Şimdi nereye gömmüş olabilir diye sen önceleri inanmıyorum aynen. dedin. Sonra bize bir yer gösterdin. Aklına orası geldi. Ya abla bak şimdi yarından itibaren gelsin. Babamın damın yanında oraya gömüldüyse beraber arayalım ya. Beraber arayalım jandarmeli kumandanla ben de giden arabaya ya. Tamam peki Fatma bugüne kadar ya orası... Ya bunu bak Fatma gelin kendi de öldüremez bunu bak. Yani Mustafa kendi de öldüremez ama onun dostları öldürdüyse onu bilemem ben. Hayır bir şey söyleyeyim. Senin kızı torununu yürüyerek oraya götürüp arkasından tarlaya kadar yürüyerek götürebilir. Öldürdüyse tek başına taşıyamaz evet. Ama babası ya çocuk da babasına güveniyor ya. Oraya kadar götürüp yürütüp ondan sonra da öldürmüş olabilir yani. Bunu baba annesi söylüyor. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Niye Mustafa çocuğu öldürdü o zaman? Bilmem ama yani benim şüphelendiğimi öğrenince kesin öyle bir şey oldu. Yani şüphelendi diye kesin yani hastaneye çıkarması da bence meçhul. Ah öyle yani, bir şey oldu. Hastaneye gitmesi. Ama beraber arayalım o da gelsin ikisi de gelsinler bunlar. Hmm. Beraber peki, arayalım da ya. Hastaneye çıkarması bilen yani ben. Ablacığım bak gidim abla. He canım. Hmm. Bak gidim abla beni dinle. Öyle. Bizim dağın toprağı başka dağa aktarılacak. Bizim bu dağda bu çocuk yok ya. Ya bir dakika ama öyle diyorsun nereden biliyorsun olmadığını? Mustafa söyledi mi sana? Nereden ya abla biliyorum ben bunlar ikisi de yapamaz. Ama Fatma gelin dostuna başkasını öldürttüyse onu bilemem. Allah yani bayım barda. Senin torununu biri hamile Fakat bırakıyor. Bunlar ikisi de öldüremem bak, bunu ya. Kendi söylüyorsun Tahsin Bey kendi ağzında söylüyorsun. Mustafa diyorsun köydeydi diyorsun. Sonra biri hamile bıraktıysa tanımadığı bir insan hamile bıraksa Mustafa köyü yangın yerine çevirir diyorsun. Demek ki tanıdığı bildiği bir insan da daha da korkunca. Evet aynen aynen abla aynen. Evet, ama dur dinle bak Fatma diyor ki ya bu çocuğu babası mı hamile bıraktı? Kesin değil demem yani öyle yani şüphem öyle. Başkası olsa kesin bir şey yapardı. Yani benim şüphelendiğimi anlayınca. Benim şüphelendiğimi anlayınca kesin bir şey yani uyuttu beni. Sadece beni uyuttu. İftira yapma. Allah var yukarıda bakıyor bak. Oyunların sebebi bu. Oyunların sebebi başka bir şey olamaz İdaman. Oyunların sebebi olabilir. Ya o gece götürdüğünü kabul etmediği için. Aynen. Oyunların sürekli sebebi böyle seni bu. Kızdırmak için hareketler yaptığı oyun için. Oyun oynadı İdaman. Beni kızdırmak için, beni sinir etmek için oyun oynadı. O pis yanındakini bulmasının sebebi her şeyi o. Bir çocuğuna zarar verdi. Sen nasıl görmedin ya? İdaman ben görmedim. Çünkü beni inandırdı. Ya kaçtığına inandırdı. Yani ben uyumuşum. Başka hiçbir şey değil. Yani ben uyutmuş. Benim gözlerim kapanmış. Başka hiçbir şey demiyorum. Ya görmez mi abla ya? Her şey bilir abla ya. Ben görmez mi ya? Ya karı kocanın ne yaptığını ne işlediğini bilmez mi abla ya? Ama o sırada ben evde değildim. Elma toplamaya gidiyordum. Mustafa evdeydi diyor. Aynen. Tamam canım. O yüzden diyor babası bir şey. Çocuk da zaten biraz şey bir çocuk. Ya elmeye gittik abla o da. Ya sen o öncesini gidiyorlar elime. Mevlüt her şeyi açıkladı. Sen de şimdi söyledin ya. Elma toplamaya sonra gidiyorsunuz eyvallah. Isparta'dan döndükten sonra gidiyorsunuz. Sadece ondan o zaman önce, mı elma toplanıyor Isparta'da canım? Geldi Allah Allah. Da. Öncesinde de elma koruyor. Toplanıyor. Öncesinde elma koruyor. Toplanmıyor Isparta'da yani. Oğlunu korumak tövbe estağfurullah ya. Önceden de elma toplanır abla da önceden bize Isparta'ya gitmeden bizimle gitmedi bu ya. E tamam senle gitmedi Isparta'ya gitmeden bizimle gitmedi. Isparta'dan geldikten sonra bana da geldi biliyor. Geldi biliyor. Tamam neyse ben şunu biliyorum. Beraber gittik ya. Oğlun köydeymiş onu biliyorum. Neyse şunu. Yalan söylüyor ya. Oğlun köydeymiş az önce kendin söyledin. Tahsin Bey.
Şöyle yapalım, o dede evi drone'la bir ekranlara getirelim. Neden ısrarla dedenin evi, yani Tahsin Bey'in babasının evinden bahsediyor. Bir drone'la bir görelim, sonra aşağıdan göstereceğim. Aynı zamanda Instagram'a da koydunuz mu arkadaşlar drone görüntülerini? Instagram'a da koyduk sevgili izleyiciler, ama önce ekranlara gelsin, Instagram'a da aynı anda gelsin. Buyurun. Mustafa yapıyor da hodri meydan, hodri meydan, her şeyi sor. Ben bugün her şeyi bugün soracaktım. Tamam mı? Planı ben yapıyorum. Bu yayını ben moderatör ediyorum. Tamam mı? Bu programda Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme. Tamam mı kardeşim? Böyle hodri meydan, hodri, sen istediğin şekilde ben yayın yapamam yani. Bugün neden yoksun burada? Otelde böyle ekibime saldırmışsın. Tamam mı? Gökhan'ın neredeyse parmağını kırmışsın. Kırmayan bir an. İnşallah çocuğa bir şey yok değil mi? Gökhan. İnşallah. Merve'nin kollarını mosmor yapmışsın. O çocuklar görevini yapıyor ve sana da şu yüzden geldiler. Yayına çıkmak ister misin? Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan. Her şeyi sor bugün diyordun ya. Bütün soruları açıktın ya. Bütün soruları açıktın ya. Biz ekibimizin söz hakkını, cevap hakkını kullan diye oraya gönderdik. Çocuklara ne saldırıyorsun öyle? Neden saldırdın Merve'ye? Kollarını mosmor yapmışsın. Gökhan'ın parmağını neredeyse kıracak şekilde bükmüşsün. Neden, neden? Bu kadar paniğin neden, endişen neden? Neden Zeynep Kodad'ı Mehrican'ın görüntülerinin yasaklanmasından rahatsız oldun? Madem sevgilin yanına oturtacaksın Fatma'dan boşandıktan sonra. Evet. O kadar güveniyordun, yanına oturtacak kadar güveniyordun ha? Neden? Niye rahatsız oldun? Neden rahatsız oldun? Bana onu söyler misin ya? O görüntüyü birazdan ekranlara getireceğim ya. Ekibime saldırmış Tahsin Bey. Ama şunu bana söyle. Yani yine görevimizi yapalım. O görüntüyü ekranlara getireceğim. Getirince gereğini söyleyeceğim. Gerçekten dayanamıyorum ya. Olacak iş değil yani gerçekten. Elimi neden sıkmadın diyor. Sen önce aklan, ben senin elini sıkayım kardeşim. Tamam. Çıkarken ben niye senin elini sıkayım? Fatma'nın elini sıkmıyorum. İkinizin elini sıkmam. Aynen. İkinizin de elini sıkmam. Sıktı mı senin elini? Hayır. Tamam. Onun elini de sıkmam. Sen aklan, de ki ben katil, kesinleşsin. Helal olsun sana diyeceğim. Kızının katilinin bulunması için burada mücadele verdin ya. Helal olsun. Ama ekibime demiş ki, katilsem de insan katilin elini sıkmaz mı demiş. Allah Allah. Kabul mü ettin katil olduğunu? O anlama mı geliyor? Çok ilginç Mustafa Efendi. Şimdi...